Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MTK Transform uygulamasıyla nasıl cep telefonundan ROM port diyebilirsiniz onu göstereceğim. Size verdiğim gerekli dosyalar adlı linkten indiriyorsunuz dosyayı. Ben indirdim. Giriyorsunuz böyle işte zip şeklinde. Ondan sonra cep telefonumuzu bağlıyoruz. Şurada ben daha önce hazırlamıştım. Evet, bu içindeki MTK ROMs ROM dosyasını direkt ana dizine atıyoruz. Attık. Attıktan sonra bilgisayarla işimiz bitti. İsterseniz portlayacağınız ROM'u bilgisayardan indirip cep telefonuna atabilirsiniz. İsterseniz de telefonda indirebilirsiniz. Evet, telefona geçelim. Evet, döndük arkadaşlar. Şimdilik dosyalarımızı attığına göre göstereyim tekrardan. Bilgisayardan attığımız zaman işte şöyle bir dosya oluşacak. MTK Transform. İçinde bunlar var. Eğer siz kendi chipsetinizi eklemek istiyorsanız bir not defterine ROM'un neresinin portlanacağını adım adım yazmalısınız. Mesela örnek göstereyim. Mesela böyle nerelerin değiştireceğini burada yazıyor. Siz de kendiniz yazabilirsiniz. Her neyse biz uygulamamıza geçelim. MTK Transform uygulamamızı açıyoruz. Ben Türkçe'ye çevireceğim de biraz başladım. Evet, gördüğünüz gibi cihazımız MT6582 olduğu için MT6582'yi seçiyoruz. Zip dosyasını seçiyoruz. Buradan ROM'u seçeceğiz. Coloros. Yani Coloros ROM var. Onu portlayacağım ben şu anda. Evet. ROM'umuz geldi. Burada ROM'un özellikleri yazıyor. Burada da sizin cihazınızın. Port IMG yani bot IMG portlamak isterseniz de ROT gerektiriyor arkadaşlar. Onun için de bir ayrı uygulama vereceğim. Bunu işaretliyoruz. Bunu da işaretliyoruz arkadaşlar. İsterseniz. Şimdi bu ikisini işaretledikten sonra isterseniz zip bir imzalayabilirsiniz de. Buna da basıyorum. Evet, ROM'umuz seçili. Evet arkadaşlar, şimdi port ROM device'e basacağım. Ezan okunuyor. Bitince döneceğim ben. Evet, döndüm arkadaşlar. Ezan okunuyordu. Bu arada söylemeyi unuttum. Buradan eğer ROM bootloop'ta yani açılış ekranında kalıyorsa fix verebiliyorsunuz. Tabii bunu şeyin içine eklemeniz gerekiyor bu. MT6582 sanırım. İngilizce kaynağı öyle yazıyordu. Buradan siz yerlerini incelersiniz. Buradan seste sıkıntı varsa ona da fix verebiliyorsunuz. Her neyse. Devam edelim. Port ROM to your device'a basıyoruz arkadaşlar. Evet. Kısa bir teknik sorun. Yer yok. Hemen halledip dönüyorum. Evet, tekrardan döndüm. Ufak birkaç talihsizlik oldu da arkadaşlar. Minimum 2500 megabayt yer gerektiriyor. Onu söylemeyi unuttum. Cihaz da benim olmadığı için ne kadar yer kaldığını bilmiyordum. Evet, ROM'umuzu tekrar seçelim. Hemen hızlı bir şekilde. Sonra da Port ROM Your Device'a basalım. Evet. ROM'u portlamaya başladı burada gördüğünüz gibi. Zip'ten falan çıkartıyor. Burada böyle devam edecek arkadaşlar. Ben biraz ilerlesin. Ondan sonra tekrar devam ettireceğim. Bu cihaza göre değişiyor ROM'un büyüklüğüne göre. 10 dakika da sürebiliyor, 5 dakika da sürebiliyor. Ben biraz ilerledikten sonra size döneceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi
Şu an benden rot izni istedi. İzin veriyorum. Bu Botim Ege'yi portlaması için bu. Portlayacağımız ROM'u zip'ten çıkarttı. Şimdi de cihazımızın içindeki dosyaları değiştiriyor port ROM'la, yani bildiğiniz bilgisayarda yaptığınız işlemin aynısını yapıyor. Şu an evet devam ediyor. Biraz bekleyelim. İşlemini bitirsin. Şu an port ROM'unkini bitirdi. Yani porttakileri zipten çıkarttı. Bizim cihazdakilerle değiştiriyor. Portlayacağım şey, stock ROM'daki cihazımızdakilerle değiştiriyor. Evet. İşlem bitsin. Ben devam ettireceğim videoyu. Evet. Aynı zamanda da zip dosyasını oluşturuyor. Evet. Biraz ilerlesin, devam edeceğim. Evet arkadaşlar, döndük. Burada şimdi bitti. ROM'u ziplemesi. Şimdi imzalıyor. İmzaladıktan sonra burada da birkaç dakika bekliyor. İmzaladıktan sonra ROM'umuz hazır. Direkt ana dizine atıyor. Şimdi şu ana kadar olanları bir özetleyeyim. Önce portlayacağınız ROM'u zipten çıkarıyor. Ardından gerekli dosyaları değiştiriyor. Sonra tekrar ROM'u zip haline getiriyor. Buradan ben bot img'de seçtiğim için botu da portluyor. Ondan sonra hepsini birleştirip imzalıyor ve kurulabilir hale getiriyor. Evet. Bittikten sonra ben döneceğim tekrar size. Video uzamasın diye böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ROM portlaması tamamlandı. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Evet, neye portladığını burada görüyorsunuz. Hemen bakalım. Burada gördüğünüz gibi port ROM'un ismi ve cihazınızın ismi şeklinde oluşuyor. Bunu TWRP yardımıyla ya da CVM yardımıyla kurabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ROM'un uygun olup olmadığına bağlı. Porttan yüklenebilir hale getirmeniz gerekiyor bazı ROM'larda. Her neyse, bazen şey yapmış olabilirim, kekelemiş olabilirim ama beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz heyecan yapıyorum. Kusura bakmayın. İyi günler.